ana firma o. Özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, uzun çalışma saatleri, gerekli güvenlik önlemlerin alınmaması, cezasızlık politikaları, etkili bir denetim sisteminin kurulmaması sonucunda meydana gelen işçi ölümleri artarak adeta Türkiye'de bir katliama dönüşmüş durumdadır. İşçi cinayetlerindeki artış, gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almayarak iş cinayetlerine davetiye çıkartan kapitalistler, devlet kurumları tarafından nasıl korlandığına da ayna tutmaktadır. Yaşanan onca ölüme rağmen etkin yargılamalar ne yazık ki yapılamıyor. Patronlar siyasi erkin cezasızlık politikalarıyla her gün korunuyor. İşçi Meclisi İSİK Meclisi'nin raporuna göre sadece Ağustos ayında en az 179 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 8 ayında ise en az 2201 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybettiler. Ağustos ayında iş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımı incelendiğinde en fazla işçi ölümünün inşaat sektöründe yaşandığı görülmektedir. Bu şekilde katliama dönüşen iş cinayetlerinden biri de 2 Eylül'de Sincan Törekkent'teki bir apartman inşaatında yaşanmış, iskelenin çökmesi sonucu ikisi kardeş olan 3 işçi zemin kata düşerek yaşamını yitirdiler. Görgü tanıklarının beyanlarına göre iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı inşaatta işçilerin emniyet kemeri takılı olsaydı bu ölümler yaşanmayabilirdi şeklinde ifadeleri var. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini maliyet olarak gören işverenler, kapitalistler, sermayedarlar, iş cinayetlerini kader diye dayatanlar, uyguladıkları politikalarla ihmalkar davranan siyasi irade bu cinayetten kesinlikle sorumludur. Bu ölümler doğal ölüm değil. HDK Emek Meclisi'nin basın açıklamasında her şey çok açıkça söylendi. Bu ölümler giderek artan yaşam savaşının sonuçları. Ülkedeki politik istikrarsızlık, ekonomik istikrarsızlık çetinleştikçe yaşam koşulları, yaşam savaşı da aynı doğrultuda güçleşiyor ve bu ölümlerde her yıl daha fazla işçi bu cinayetlerde kaybediyoruz. Son 10 yıla baktığımızda 20 bini aşkın, 30 bine yaklaşan işçi ölümünden, işçilere yönelik cinayetlerden söz ediyoruz. Bunlar cinayettir. Çünkü bütün söylenenlere, bütün eleştirilere, bütün istatistiklere rağmen işçilerin, o çaresiz koşullarda iş arayan emekçilerin sağlığı korunmadan, iş güvenlikleri için gereken tedbirler alınmadan bu gördüğünüz inşaatlarda çalışmaya zorlanıyorlar. Çalışmaya mecbur kalıyorlar. Ve baktığınız zaman istatistiklere bütün sektörler var. Hizmet sektörü var, tarım sektörü var, inşaat sektörü var. Dönemsel olarak tarım sektöründe yaz aylarında bir yoğunlaşma görülüyor. Ama en fazla inşaat sektöründe bu ölümleri görüyoruz. Bu inşaatlara ya da işte geçici mevsimlik işçi olarak başta illerdeki tarım alanlarında çalışmaya gidenlere baktığınızda geniş bir Kürt nüfus görüyorsunuz. Dolayısıyla bu iş cinayetleriyle işte bu çözümsüz savaş halinin ilişkisini görüyorsunuz. Barış ve demokrasi olmadan güvenlikli hayat, güvenlikli çalışma koşulları mümkün değil. Azade cinayet.